Daha mükemmel fiziğe sahip başka bir tür görmedim. Beyaz vücutlu iri adamlar. Hurma ağaçları gibiler. Ama aynı zamanda Tanrı'nın yarattığı en adi varlık onlar. Gece gündüz içki içiyorlar. Herkes balta taşıyor. Ulu orta zina ediyorlar. Yabani eşekler gibiler. İbn Fadlan'a ait olan bu sözler Viking'lerle ilgili kayıtlara geçmiş en eski tanımlardan biri olarak kabul ediliyor. İnançlı bir Müslüman olan İbn Fadlan, karşılaştığı bu manzara sonucunda dehşete kapılmış olmalı. Hiç şüphesiz tarihin en sıradışı ve merak edilen halklarından biri onlar. Macera, savaş, yolculuk, mücadele, özgürlük hikayelerinde ne ararsanız var. Aslında Vikinglerden tek bir millet olarak bahsetmek yanlış olur. Batılı kronikçiler dahi onları Norseman, Dan, Viking, Varenk gibi kimi ayrımlara tabi tutmuştur. Ama günümüzde Viking diye bütüncül bir kapsama alınmışlardır. Bu tutum anlatımı kolaylaştırmak adına yapılmıştır. Genellikle İskandinavya'dan dünyaya açılan istilacı kuzeyliler olarak tanımladığımız halklara Viking diyoruz. Norveç, İsveç ve Danimarka'da birbirleriyle çatışma halindeki küçüklü büyüklü gruplardan oluşan Vikingler İlk olarak 8. yüzyılda Avrupa'da kendilerini duyurdular. 793 yılında İngiltere kıyılarındaki küçük bir adada bulunan Lindisfarne manastırına yaptıkları saldırı tarihte Viking çağının başlangıcı olarak bilinir. Aslında daha önce de geniş çaplı yağmaları vardı. Bu saldırının kutsal kabul edilen bir manastıra yapılması ve Hristiyan din adamlarını öldürerek kilisenin zenginliğini yağmalamaları dindar Avrupalılarda şok etkisi yaratmış ve bu nedenle Vikingleri Tanrı'nın cezası olarak yorumlamışlardı. Yorklu Alsin, daha önce hiç böyle bir zulüm görülmemişti diye yazdı. Peki kimdi bu adamlar? Amaçları neydi? Ve dünyayı değiştirmeyi nasıl başardılar? Hadi, şimdi Viking toplumunu ve onları onlar yapan yaşam tarzlarını birlikte inceleyelim. Viking inanışına göre her şeyden önce bizim kaos olarak tanımlayacağımız şekliyle kainat büyük bir boşluktu. Ve bu boşlukta soğuğun ve sıcağın diyarı birleşti. Buzların ve alevlerin çarpışmaları sonucunda Yamir adı verilen bir dev ortaya çıktı. Yamir hem dişi hem de erkek organlarına sahip yaratma gücü olan bir tanrıdır. Yamir her daim sütünü içerek hayatta kalacağı bir inek meydana getirir. Bu inek bir yandan memelerinden Yamir'i beslerken, bir yandan da hayatta kalmak için tuzlu buzları yalıyordu. Yalamasıyla eriyen buzların arasından Buri adlı başka bir tanrı ortaya çıkar. Buri'nin soyundan ise üç tanrı meydana gelir. Odin, Vili ve Vi. Bu üç kardeş dev Yamir'i öldürür ve Yamir'in kanı okyanuslara, saçları ormanlara, beyni bulutlara, iskeleti de göklere dönüşür. Sonrasında ise üç kardeş yavaş yavaş dünyayı dizayn etmeye başlar. İskandinav mitolojisindeki bazı tanrılar İngilizce gün isimlerine de girmiştir. Örneğin Wednesday, Odin'in günüdür. Thursday, Thor'un günüdür. Friday ise Freya'nın günüdür. Viking toplumu temelde üç sınıfa bölünmüştür. En üst kademeyi yarladı verilen soylular oluştururken, Orta kesim yani Viking toplumunun ana hattı özgürler sınıfıydı. En alt sınıf ise hayvanlarla bir tutulan kölelerdi. En üstte bulunan yarlar yani soylularla orta sınıf olan özgürler arasında keskin hatlarla çizilmiş sınırlar yoktu. Hatta bir karar alınacağı zaman belirlenen yerde yarlar ve özgür adamlar toplanır, konu tartışılır, konuşmak isteyen düşüncelerini belirtir. Bazen kavgalar çıkar, duellolara tutuşulur, ama neticede ortak bir karara varılırdı. Bu toplanma yeri genellikle Yarlın evinin büyük salonu olurdu. 200 metrekareye kadar ulaşabilen dikdörtgen şeklindeki bu salon, Viking yerleşimlerindeki en büyük yapı olmakla beraber, aynı zamanda neredeyse yılın her günü gerçekleşen özgürlerin ve Yarlın İçki sofralarının kurulduğu ve şölenlerin yapıldığı yerdi. Bu nedenle büyük bir ahşap masa merkezli olan toplanma salonu kürkler, dini semboller, kalkanlar ve baltalarla sade şekilde süslenirdi. Bu içki sofralarında şiirler okunur, tanrıların ve eski savaşçıların hikayeleri anlatılır ve arp, lir, boynuz gibi müzik aletleri çalınırdı. Özgürler zorla savaşa götürülemezdi. Buna karar vermek herkesin kendi iradesine bağlıydı. Bu nedenle yarlıların onları ikna etmesi gerekliydi. Bu da bolca içki, kadın ve ganimet vaadi demekti. Vikingler şarap, bira ve bal likörünü oldukça severdi. Bira, alkollü bir içecek üretmek için arpanın suyla fermente edilmesiyle yapılır. Muhtemelen lezzet için şerbetçi otu eklemeyi de biliyorlardı. Bu yöntemle üretilen bira modern standartlara göre oldukça zayıf olurdu. Ancak içmesi suyun bir kısmından daha güvenliydi. Bu nedenle gün içerisinde su yerine sıklıkla bira tüketilirdi. Dönemin açık su kaynaklarında mikrop olasılığı yüksek olduğu için insanlar hastalık kapmaya açıktı ve bu nedenle sudan gelebilecek rahatsızlıklardan korunmak için çoğu ülkede bira tüketilirdi. Vikingleri küçümsemeyin. Onlar iyi içen adamlar. Öyle ki Vikingler yıkılana kadar içmeyi erkeklik işareti kabul eden ve sarhoş halde duellolara tutulan kuralsız insanlar. Bu yaklaşımın dini inançlarına dahi yansıdığını görüyoruz. İnançlarına göre ölmüş olan cesur savaşçılar öteki dünyada Tanrı Odin'in sofrasına konuk olacak ve dostlarıyla içki, şarkı ve duellolarla dolu günler geçirecektir. Fakat bu ödül sadece savaşlarda ölen cesur kahramanlar için geçerli. Yatağında huzur içinde ölenler ise karanlık ve soğuk olarak tabir edilen cehenneme gidecektir. Ve bu tür insanlar cehennemdeki ruhlarının ailesine musallat olmaması için başları bacaklarının arasına sıkışacak şekilde gömülürdü. Cehennemin başında ise Hel isimli korkunç görünümlü bir tanrıça vardır. Çünkü yaratılış itibariyle sağ tarafı canlı ve çok güzel bir kadın gibi görünürken, sol tarafı ise adeta bir ceset görünümündedir. Ayrıca ölü yüzü sonsuz bir hüznü yansıttığı için etrafındaki herkes ondan tiksinip hızla uzaklaşır. Daima kederli olan Tanrıça kimseyle ilişki kurmaz ve kendisini hiçbir zaman kabul ettiremez. Bunun yanı sıra gittiği her yere hastalık ve yaşlılık getirdiğine inanılmasından ötürü yapayalnız kalır. Zaten o, yarı ölü, yarı canlı bir varlıktır. Hel'in durumunun farkında olan baştanrı Odin ise bu konuyla alakalı bir çözüm düşünür ve onu ölüler diyarının hükümdarı yapıp yalnızlığına tam anlamıyla son verir. Yeni görevinden gayet memnun olan Hel, buna karşılık Odin'e minnetini sunmak için Hugin ile Mumin adlı bir çift kargayı ona hediye eder. Tanrıça Hel, o günden sonra dokuz dünyayı birbirine bağlayan diş budak ağacının birinci kökünde yaşamaya başlar. Hastalıktan, yaşlılıktan ve savaş dışı nedenlerden ölen kişilerin geldiği bu fantastik topraklara Helheim adı verilir. Helheim bir çeşit cehenneme benzer. Ancak pek de ilgisi yoktur. Çünkü burada ateş değil, buzul, çamur ve kar vardır. Kötüler bir yandan yargılanırken aslında bir yandan da yaptıkları iyilikler sebebiyle ödüllendirilir. Hel genelde adildir. Fakat zaman zaman onun da son derece merhametsiz olduğu anlara şahitlik ederiz. İskeletten olan duvarları gökyüzüne kadar uzanan buzdan sarayında insanları zehirli yılanlarla dolu odalara hapsederek sonsuza kadar acı çekmelerini sağlar. Helheim, Hristiyanlığın yayılmasından sonra hem İskandinav dillerinde hem de Almanca ve İngilizcede cehennem anlamına gelen hel kelimesinin kökenini oluşturmuştur. Fakat tek tanrılı dinlerdeki cehennem algısıyla ölülerin yiyip içebildiği soğuk ve buzlu Helheim'in çok fazla ilgisi yoktur. İskandinav mitolojisine göre Sıcak yatağında yaşlanarak vefat etmek büyük bir utanç olduğu için herkesin amacı savaş meydanında veya bir yağma esnasında ölüp Odin'in sarayı Valhalla'ya gitmektir. Hayatını denizde kaybedenleri ise denizde bir ran yakalar ve bir daha asla geri bırakmayarak kendi karanlığını hapseder. İşte Vikinglerin savaş arzuları tam da bu inançlardan geliyor. Ölüm karşısında her insan korkar. Bilinmezlik her insanı düşündürür. Ancak savaşarak öldüğünüzde daha iyi bir yere gideceğinize inanıyorsanız, o halde bu korkuyu bastırabilirsiniz. Onların da yaptığı tam olarak buydu. Nitekim geleneklere göre tüm özgür İskandinav erkeklerinin silah sahibi olması gerekiyordu ve bunları her zaman taşımalarına izin verilirdi. Bu silahlar bir Viking'in sosyal statüsünü gösteriyordu zengin bir vikingin eksiksiz bir miğferi, kalkanı, zırhlı gömleği ve kılıcı ayrıca baltaları olurdu. Bir viking köyünün sokaklarında yürüyor olsaydınız, günün her saatinde birbirleriyle duellolara tutuşmuş olan özgür adamları görebilirdiniz. Bu duellolar genellikle kendi aralarındaki oyunlardı ve çoğunlukla ölüm olmadan biraların yudumlanması ve kahkahalarla ve kucaklaşmayla son bulurdu zaman zaman ölümüne duellolar da yapılırdı. Bunlar karşılıklı bir husumetin çözülmesi için gerekliydi ve kan davası gibi çeşitli sonuçlar doğurabiliyordu. Kanlı ve şiddetli kavgalar Viking yaşamının bir özelliği olduğu için Viking kadınları savaş yaraları konusunda uzmandılar. Bıçak yarasının şiddetini belirlemek için özel bir yöntem geliştirdiler. Yaralı savaşçı için soğanlı, pırasalı ve otlu bir güveç hazırlıyorlardı. Eğer yaralı yemek yemeyecek kadar kötü durumdaysa öylece bırakılırdı. Yaralıya ayrıca özel bir çorba içirilirdi. Yaralı çorbayı içtikten sonra vücudundan bir koku geliyorsa bu midesinde ya da sindirim sisteminde bir delik olduğu anlamındaydı. Bu durumda da yaralının iyileşmesinin imkansız olduğu anlaşılırdı. Bir sagada şöyle geçmektedir. Demir uçlu bir okla tam kalbinden vurulmuş ve yaralı savaşçılara bakan bir şifacı onu tedavi etmek istemiştir. Ve yaralarını incelerken yan tarafındaki yaraya yakından baktı. İçinde bir demir olduğunu fark etti ama nereye kadar indiğini bilmiyordu. Taş bir tencerede pırasayı ve diğer otları ezip kaynattığı bir karışım yaptı ve diğer yaralı adamlara yedirdi. Bu şekilde hayati organlarında yara olup olmadığını anlamaya çalıştı. Çünkü vücut boşluğuna giren bir yaradan, pırasanın kokusunu alabiliyordu. Bu karışımın bir kısmını da tormota getirdiği ve yemesini söyledi. Tabii ki nasıl ki Avrupa'da tıp Hristiyanlık, Orta Doğu'da İslam çerçevesinde şekillendiyse, Vikinglerde pagan inanış tıbbın temelini oluşturuyordu. Egil Skaillagerimson'un destanında, hasta bir genç kız olan Helga'nın balina kemiğine yanlış yazılmış bir runik nedeniyle, Durumunun daha da kötüleştiği anlatılmaktadır. Egil destanda geçen bilgilere göre şunları yapmıştır. Onu Helga'yı yataktan kaldırmalarını ve temiz çarşaflara yatırmalarını söyledi. Ardından onun yattığı yatağı aradı ve orada bir balina kemiği buldu. Kemiğin üzerinde rünler vardı. Egil onları okudu ve bununla birlikte rünleri kazıdı ve ateşe attı. Tüm balina kemiğini yaktı ve daha önce sahip olduğu kıyafetleri rüzgara bıraktı. Egil yeni rünler çizdi ve Helga'nın dinlenme yerindeki yastığının altına koydu. Ona uykudan uyanmış gibi geldi ve o zaman iyileştiğini söyledi. Viking toplumunun en alt sınıfı ise neredeyse hayvanlarla bir tutulan kölelerdi. Uzak diyarlardan kaçırılan kadın ve erkeklerden oluşan köle sınıfı, Viking nüfusunun dörtte birini oluşturuyordu ve her Viking ailesi mutlaka birkaç köleye sahipti. Köleler hayvanlarla beraber ahırda ya da evin hayvanlara ayrılmış bölümünde yaşıyor, yılın her günü çalıştırılıyor ve zaten kıt kaynaklara sahip coğrafyada çok az yiyecekle hayatta kalmaya çalışıyordu. Bir vikingin yaşamını devam ettirebilmesi, sahip olduğu ya da yarıldan kiraladığı bahçelerin ekilip biçilmesi, domuz, koyun, ve inek gibi bis hayvanlarından yeterli verimin alınmasına bağlıydı. Tüm bu işleri yapmak da kölelerin göreviydi. Sahipleri köleleri dövebilir, öldürebilir yahut onları cinsel amaçla kullanabilirdi. Köleler yok denecek kadar önemsiz varlıklardı. Bu nedenle Vikingler yılın belli zamanlarında gerek deniz aşırı gerekse nehirler aracılığıyla gittikleri topraklara Baskınlar yaparak her yaştan kadın ve erkekleri kaçırırdı. En kolay hedefler de onları sıradan tüccarlar sanan çocuklar ve kırlarda özgürce dolaşan kadınlardı. Köleler sadece işçi olarak kullanılmıyordu. Köle ticareti Vikinglerin en temel geçim kaynaklarından biri olmakla beraber İskandinavya'dan Bağdat'a, İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir köle ağı kurmuşlardı. Evde ise tüm bu kölelerin ve iş düzeninin yönetimi kadının göreviydi. Erkeğin ganimet ve para peşinde koştuğu mevsimlerde kadın tüm bu sistemi yönetecek tek kişiydi. Evde değilsek gözünüzde büyütmeyin. Viking evleri genellikle toprağın altına kazılmış ya da üzeri bitkilerle örtülmüş olan tek odalı, tek kapılı, ahşap, derme çatma yapılardan oluşuyor. Soğuktan korunmak için çatısı toprak ve otlarla kaplanırdı ve ev halkı ortada yanan ateş sayesinde ısınırdı. Yemekler de bu ateşte pişirilirdi. Odanın bir tarafında ahşap üzerine serilen hayvan postları ve bitkilerden yapılan örtülerin üzerinde çocuklar uyurken, odanın diğer tarafında benzer bir yatakta anne ve baba uyurdu. Anne, baba ve çocukların uyudukları yerler genellikle ahşap paravanlarla kapatılırdı. Bu özel alanı işaret eder. Ender şekilde de ayrı odalar yapılabilirdi. Gün içerisinde neredeyse hiç evde durulmaz. Gündelik işleri görmek için hayat dışarıda geçerdi. Bu evlerde kediler de vardı. Yapılan araştırmalar sonucunda dünya tarihinde en eski ve önemli kedi buluntularından bazıları da İskandinavya'da keşfedilmiştir. Danimarka Doğal Tarih Müzesi görevlisi Christian Gregersen'in müze veri tabanında yaptığı araştırmalarda Viking çağının sonlarına doğru kedi kürkünün kullanıldığını görmüş. Başka bir kaynağa göre ise Viking'lerin kedi gibi evcil hayvanları sarılıp ısıtmak amacıyla da kullandıkları kayıtlara geçmiş. Kedilerin Vikingler arasında bu kadar yaygın olmasının bir başka nedeni ise hem gemilerdeki fare ve benzeri daha küçük hayvanları kolayca yakalamaları hem de iyi birer iş sürücü olmaları. Bunun yanı sıra kediler İskandinav mitolojisinde de sıkça geçiyor. Norveç Kültür Müzesi'nden Jess Martins, ''Kediler Nordik mitolojide oldukça tekrarlanan figürler.'' diyor. Aşk tanrıçası Freja'nın vagonunu iki kedi çekmektedir. Eğer kedileri içeren bu kadar önemli hikayeleri varsa, Denize açılırken onları da yanlarında götürmüş olmaları kaçınılmaz diye de ekliyor. Kediler bu zamana kadar kültürel sahada en çok Antik Mısır'daki rolleriyle gündeme gelseler de bu haberle birlikte Viking mitolojisinde de kedilerin barındığından artık eminiz. Hristiyanlık sonrası Avrupa'da genel bir hijyen sorunu olduğunu biliyoruz. Kilisenin banyo yapmaya yönelik olumsuz yaklaşımı halk arasında yerini bulmuş ve yıkanmak günlük yaşamdaki dilimini kaybetmişti. Ancak Vikingler birçok pagan toplumda olduğu gibi akan suyu kutsal kabul ediyor ve yıkanmaya büyük önem veriyordu. Soğuk havalarda kazanda ısıtılan suyla, sıcak mevsimlerde ise akarsularda yıkanmak yoğun bir alışkanlıktı. Muhtemelen banyoya verdikleri önemin temelinde pagan unsurların varlığının yanında Roma etkisi de var. Çünkü Romalılar neredeyse her günün sonunu hamamda geçirirdi ve Viking topluluklarıyla da temasları vardı. Bu nedenle banyo kültüründe Romalılardan etkilenmiş olmaları normal. Viking toplumunun temel yapı taşlarından birini de tabii ki kadınlar oluşturuyor. Kadınların uzun saçları vardı. Genç kızlarsa genellikle gevşek veya örgülü, evli kadınlar ise genellikle topuz saç yapardı. Parmaklarda yüzükler ise nadiren kullanılır ve küpelerse neredeyse hiç kullanılmazdı. Ancak kadın demişken burada bir ayrıma gitmemiz gerekli. Viking kadınları genellikle koca ve babalarına tabi olarak kabul edilse de kendi dönemlerinde Avrupa'nın geri kalanından çok daha geniş haklara sahipti. Örneğin erkeklerle beraber akınlara katılan kadın savaşçılar olduğunu biliyoruz. Bunların da 20 yaşından sonra Mayer veya May olarak anılan evli olmayan bir kadın, yasal reşitliğe ulaştığı için ikamet edeceği yeri belirleme hakkına sahip olurdu ve kanun önünde kendi şahsı olarak eşit bir birey olarak kabul edilirdi. Evlilikler normalde aile tarafından ayarlandığı için bir koca seçme hakkı bağımsızlığın bir istisnasıydı. Damat gelinin ailesine başlık parası öderdi ve gelin evliliğe çeyiz olarak mal getirirdi. Evli bir kadın eğer mutlu değilse kocasını boşayarak bekar yaşama hakkına ve isterse başkasıyla evlenme seçeneğine sahipti. Erkeğin seferde ya da hasta olduğu durumlarda Yarlın evinde yapılan toplantılara kadınlar da gidebilir ve söz haklarını kullanabilirdi. Yahut Yarlın kendisinin olmadığı zamanlarda Toplantıların yönetimi karısında olurdu. Viking çağı mezarlarının incelenmesi, Viking kadınlarının dönemin dünyasına kıyasla daha uzun yaşadığını ve neredeyse tamamının 35 yaşını geçtiğini gösteriyor. Bu durum hem iyi beslendiklerini hem de doğum sırasındaki ölüm oranının Viking kadınlarında daha düşük olduğunu kanıtlıyor. Viking toplumunda dini otorite de kadınların elinde pagan rahibelik ve kahinlik konusunda toplumun aktif kesimi onlar. Örneğin bir Viking kabile şefi öldüğünde çoğunlukla gemisiyle beraber yakılır ve cariyelerinden gönüllü olanlar, bazen de gönülsüzler de dahil olarak şefin cenazesinde bir ritüelle öldürülerek yakılmaya dahil edilirlerdi. Bunlar Cariyelerin ve kölelerin şefin diğer hayatında refakat etmeleri için gerçekleştirilen ritüellerdi. Bazense başka sebepler için insan kurban etmek gerekiyordu. Seferlerin öncesinde ya da özel dini günlerde seçilmiş olan köleler öldürülerek kanları akıtılır ve savaşçılar üzerlerine bu kanı sürerdi. Bazense canlı canlı yakıldıkları olurdu. Tüm bu ayinleri yönetmek kadının göreviydi. Bu görevi küçüklükten bazı sıra dışı özellikler sayesinde elden ele alırdı. Örneğin doğuştan kör olmak bu belirtilerden biriydi. Dilsiz olmak ya da dış görünüşün normalden farklı olması yine bu özelliklerden bazıları. İbn Fadlan yolculuklarında bir Viking kabile şefinin cenazesine denk gelmiş ve karşılaştığı rütbeli detaylarıyla yazmıştır. Yaşadığı olay kısaca şöyledir. Akşam saatlerinde deniz kenarına yerleştirilmiş olan Viking gemisinin üzerindeki şefin cenazesi çiçekler ve çeşitli dini objelerle süslenmiş şekilde ritüele hazırlanırken şefin oğlu cariyelere kimin öldürülerek diğer hayata şefle beraber gitmek istediğini sorduğunda kızlardan biri öne çıkar. Rahibe çeşitli söz ve danslarla birlikte gönüllü cariyeye bir içecek verir. Muhtemelen rahatlaması ve ölüm korkusunu yenmesi için içinde bir çeşit uyuşturucu bulunan içecektir bu. Ancak rahibe hançeri çıkardığında kız korkuya kapılır ve bağırmaya başlar. Fakat artık dönüş yoktur ve rahibe onu ellerinden tutarak kanına sapladığı bıçak darbeleriyle öldürür. Arkasından ise çeşitli dualar ve şarkılar eşliğinde gemi içinde şefin ve çeşitli kölelerin cesetleriyle yakılarak sonsuzluğa uğurlanır. Tabii ki her defin yakılarak gerçekleşmez. Eşyaları ve köleleriyle birlikte gömülmek de Viking defin geleneklerindendir. Endülüs halifesinin elçisi olan Yahudi tüccar ve diplomat El Tartucci, karşılaştığı Vikinglerle ilgili notlarında, onlar herkesin tanrıya tapınmak ve yiyip içmek için toplandığı bir festival düzenliyorlar, diyor. Bu ritüel yılda dört kez gerçekleşirdi. Çiftliğin girişine kazıklarla kurbanlık bir hayvan konurdu. Özellikle Valhalla Lordu Odin'e sık sık tanrılar arasındaki konumuna uygun olarak canlı bir kurban verilirdi. Hem kurbanların hem de insanların dini kurban verilmek için asıldığına ve kanlarının akıtıldığına dair önemli arkeolojik kanıtlar var. Vikingler. Onlar gerçek anlamda kanla yıkanmış bir halk. Bunu söylerken boşuna konuşmuyoruz. Vikinglerin gündelik yaşantısının bir diğer önemli unsuru ise spor. Spor müsabakaları kesintisiz her Viking'in en çok keyif aldığı aktivitelerin başında geliyor. Spor, Vikingler tarafından yaygın olarak uygulandığı ve teşvik edildi. Silah eğitimi ve dövüş becerilerini geliştirmeyi içeren sporlar popülerdi. Bunlar arasında mızrak ve taş fırlatma, yüzme, güreş, yumruk dövüşü ve taş kaldırma yoluyla fiziksel güç oluşturma ve test etme yer alıyordu. Bir çeşit su sporu vardı ki, kuşaklar süren kan davalarına bile neden olabiliyordu. Rakibini su altında uzun süre tutabilmek bu yarışın ölçütüydü ve bazen ölümle bazense kavgayla, bazense duel dolarla sonlanabilirdi. Spor aktivitelerinin olduğu günler, tabii ki Vikinglerin her gününde olduğu gibi içki sofralarında müzik, dans ve şarkılarla bitirilirdi. Çok fazla alkol aldıklarını ve yığılana kadar içmeyi bir erkeklik işareti olarak gördüklerini söylemiştik. Peki bu kadar bira ve şarap nereye gidiyor? Vikingler idrarlarını çevreye yapmak yerine tuvalet benzeri fıçılarda biriktirirdi. 20 gün biriken bu idrardan amonyak elde edilir ve bu amonyaktan çeşitli bitkilerle birlikte yapılan karışım sonucunda mavi renk elde edilir, bu mavi renkte çoğunlukla kumaşlarda kullanılırdı. Elde etmesi zor olan mavi renk ve 22 çeşit bitki üzerinde yetişen böceklerin kurutulduktan sonra kanlarının kaynaması sonucu ulaşılan kırmızı renk, Aynı zamanda zenginliğin sembolüydü ve bu nedenle mavi, kırmızı gibi renkleri kıyafetlerde kullanmak bir asalet işareti olarak kabul ediliyordu. Vikingler ne kadar savaşçı olursa olsun hiçbir zaman tam olarak barbar değildi. Aksine her biri tüccar, çiftçi ya da zanaatkardı ve akın zamanlarının dışında kendi mesleklerini icra eden sıradan birer vatandaş pozisyonundaydılar. İskandinavya'nın soğuk iklimi ve coğrafyanın dağlık olması nedeniyle en sert koşullar altında bile yiyecek yetiştirmekte ustalaştılar. Onlar yetenekli çiftçiler, toplayıcılar ve hatta arıcılardı. Ayrıca hem israfı en aza indirme hem de soğuk kış aylarında yiyeceklerini muhafaza etme konusunda oldukça yetenekliydiler. Vikingler her gün bir çeşit et yerdi. Sonuçta onlar yetenekli balıkçılar olduğu için bunun büyük bir yüzdesi balık olacaktı. Ringalardan balinalara, foklara kadar denizin sunduğu her şeyi yediklerini biliyoruz. İskandinav çiftçileri ülkelerinde sığır, koyun, keçi, domuz ve tavuk yetiştirirdi. Domuzlar dışındaki hayvanların çoğu süt ve yumurtaları için tutulurdu. Vikingler soğuk aylarda onları beslemek zorunda kalmamak için sadece kışın kesip yerlerdi aynı zamanda yetenekli avcılardı ve tavşanlardan rengeyiklerine ve hatta belki de ayılara kadar her şeyi avlarlardı. Viking diyetinin büyük bir kısmı ise ekmek ve yulaf lapası gibi tahıl ürünlerinden oluşuyordu. Bugünlerde yediğimiz ekmeğe pek benzemese de ekmek her öğünde yenebilirdi. Arpa en yaygın tahıldı. Çünkü hemen hemen her yerde kolayca büyüyor. Çavdar ve yulaf gibi diğer tahılları da İskandinavya'nın çeşitli bölgelerinde yetiştirdiler. Öğütülmüş arpa, suyla ve muhtemelen tadı için biraz tuzla yassı ekmeklere veya muhtemelen ince rulolara benzer şekilde yemek sırasında pişirilirdi. Bu tür mayasız ekmekler soğuduktan sonra çok sertleşeceği için önceden büyük miktarlarda hazırlamak pek mümkün değildi. Yukarıda bahsedildiği gibi Vikingler genellikle ekmeği yemek sırasında pişirirdi. Vikingler hayvanları çoğunlukla sütleri için besler, üretmeyi bıraktıklarında sadece et için kullanırlardı. Vikingler bugün kullandığımıza benzer bir dizi işlenmiş ürün yaratarak sütlerinin ömrünü nasıl uzatacaklarını biliyordu. Yapılacak en önemli şeylerden biri tereyağı yapmaktı. Bu genellikle normal sütte yukarı çıkan kremayla yapılır. Modern bir mutfakta bir kap kremayı yaklaşık 10 dakikada tereyağına çevirebilirsiniz. Viking zamanlarında birkaç saat boyunca elle çalkalamak gerekirdi. Tereyağınızı yaptıktan sonra ise kalan bir ayran var. Bu hafif ekşi bir tada sahip, zengin ve besleyici bir içecektir. Biçimlendirildikten sonra oldukça hızlı bir şekilde içilmesi gerekir. Ancak tereyağı yapmak çok sık yapılan bir iş olacağından etrafta çok fazla şey olması muhtemeldir. Vikingler de sütlerinden peynir yaptılar. Onları diyelim ki keskin bir cheddar ya da keskin bir mavi peynir yaratacak şekilde olgunlaştıramazlardı. Bunun yerine peynirler mozzarella veya pinner gibi şeylere benzeyen yüksek yağlı, yumuşak lor peynirleri olurdu. Bugüne kadar ayakta kalan bir diğer süt ürünü ise İzlandalıların hala severek tükettiği skyr'dır. Skyr, Schier, yoğurda benzer ancak teknik olarak yumuşak bir peynirdir. Biraz ekşi ama aynı zamanda biraz tatlı. Yağsız sütten yapıldığı için doğal olarak yağ oranı düşük ve protein oranı yüksektir. Modern seracılık teknikleri sayesinde Vikingler bugün sahip olduğumuz yıl boyunca her şeyi satın al kültürünü deneyimleyemedi. Bununla birlikte oldukça geniş bir sebze yelpazesi oluşturdular. Soğan ve yabani sarımsak, bezelye ve fasulye gibi baklagiller ürettiler. Viking diyetinde vitamin eksikliği yoktur. Pancar gibi kök sebzelerini kış ayları boyunca dayanması için genellikle basitçe toprağa bırakırlardı. Havuçlar da Viking diyetinin bilinen bir parçasıydı. Ancak modern portakal çeşitlerimizle karşılaşmış olma ihtimalleri çok düşük. O günlerde havuçlar bir renk yelpazesiydi. Ancak çoğu zaman beyaz veya mordu. Marul gibi yeşil yapraklı sebzelere gelince, bunları kendilerinin yetiştirip yetiştirmediğini bilmiyoruz. Ancak diyetin bir parçası olduklarını biliyoruz. Yenilebilir yapraklar kendilerini yıldan yıla devam ettirmede oldukça iyi olduklarından, daha büyük olasılıkla vahşi doğadan topladılar. Bildiğimiz kadarıyla Vikingler meyveleri kendileri yetiştirmedi. Bununla birlikte diyetlerinde çok çeşitli meyvelerin tadını çıkardıklarını biliyoruz. Meyvelerin çoğu bugünkünden çok daha ekşi veya acı da olsa Vikinglerin onlardan hoşlandığını biliyoruz. Elma ve armut gibi meyve bahçeleri o zamanlar İskandinavya'nın çoğunda oldukça yaygındı. Kiraz ve erik de mevcuttu. Yaban mersini ve ahududu gibi meyveler her yerde bulunur ve kolayca toplanırdı. Meyveler hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilirdi. Vikinglerin kendi çevrelerinden tattığı bilinen tek kuru yemiş fındıktır. Cevizden hoşlanırlardı ama fındık dışındaki kuru yemişler yani ceviz ve diğerleri yurt dışındaki ticaretle gelirdi. Otlar ve baharatlar İnsan uygarlığının çoğu için tuz birincil baharat olmuştur deniz suyunu buharlaştırarak kıyı şeridi olan her yerde bulunur. Ayrıca Vikinglerin yemeklerini tatlandırmak için otlar ve baharatlar yetiştirdiğini veya en azından topladığını biliyoruz. Norveç coğrafyasında yaşayan Vikinglerin kesinlikle yetiştirdikleri bilinen bitkilerden bir tanesi dereotudur. Nane, maydanoz, tere ve kekik de yemiş olmaları muhtemeldir. Ayrıca muhtemelen yaban turpu ve hardalı da biliyorlardı. Viking çığı ilerledikçe ve Vikingler doğudan gelen medeniyetlerle karşılaştıkça, ipek yolu boyunca gelen biber ve tarçın gibi daha egzotik baharatların hevesli kullanıcıları olduklarını biliyoruz. Ancak her ne olursa olsun dönemin dünyasında günümüzdeki kadar gıda hijyenine dair bilgi yok. Sadece İskandinavya'da değil, tüm dünyada en büyük sorunlardan biri bağırsak solucanı. Yani Vikinglerin dövmeli, kaslı vücutlarının içerisinde her daim bir kıpırdanma var. Peki bu insanlar neden İskandinavya'dan çıkıp dünyayı keşfetmeye karar verdi? Onları buna iten sebep neydi? Aslında Vikinglerin İskandinavya'dan dağılmaları konusunda çeşitli teoriler var. Farklı görüşler arasında nüfusun artışı ve gıda kaynaklarının azalması çok eşli olan Viking erkeklerinin partner çeşitliliğindeki kıtlaşma ön plana çıkıyor. Nitekim Viking erkekleri eşleri dışında dilediği sayıda cariyeye sahip olabilirdi. Tabii ki aynı durum kadınlar için geçerli değildi. Hatta Viking erkeklerinin çok eşliliği köle ticaretini o kadar çok etkilemiştir ki modern İzlandalılar üzerinde yapılan DNA testlerine göre İzlanda'daki erkek yerleşimcilerin yaklaşık %80'i Norveç'ten gelirken kadın yerleşimcilerin %63'ünün İngiliz adalarından geldiği tespit edilmiştir. Yani o kadar çok kadın köle ticareti var. Bu etkenler ve sahip oldukları iki unsur, onların sınırları olmayan bir dünyaya açılmalarını sağladı. Bunlardan biri İzlanda Sparı adı verilen, ışığı çift kırarak bulutlu günlerde bile güneşin yerini bulmalarını sağlayan bir taş. Dönemin pusulası ve muazzam bir keşif. İkincisi ve daha da önemlisi ise Drakkar, yani ejderha adı verilen gemileri. Üzerindeki ejderha oymalarından dolayı Drakkar adı verilen bu tip gemiler uzun, eni dar ve draftı düşük gemilerdi. Bu sayede bu gemiler özel bir limana gereksinim duymuyor, herhangi bir kumlu sahilde karaya çıkabiliyordu. Bu gemilerin doğudaki nehirlerde kullanılan küçükleri sürüklenebiliyor hatta su yolları arasında yüklenip taşınabiliyordu. Deneysel arkeoloji, 30 metre uzunluğunda bir viking gemisi yapmanın, gemi, halat ve yelken üretimi de dahil 40 bin saat çalışma gerektirdiğini göstermektedir. Günde 12 saat çalışıldığı ve artı üretim oranının %10 olduğu varsayılırsa, bu gemiyi yapmak için bir yılda 100 kişinin artı üretimine hakim olmak gerektiği anlamına gelir. Gemilerin mürettebatı ve denize açılması çok daha büyük bir zorluktur. Bir geminin 4 ay boyunca denizde kalması, 70 erkeğin üretimden çekilmesi ve beslenmesi gerektiği anlamına gelir. Yukarıdaki hesapla bu da 460 üreticinin 1 yıllık artık üretimini gerektirir ki bu yağma ile karşılanmıştır. Hemen artık üretimin ne olduğunu da belirtelim. Örneğin gemi yapımıyla uğraşan işçilerin Çiftçilik ve gıda üretimiyle uğraşamayacakları için onların bu ihtiyaçlarının başkalarının karşılaması demektir. Yani bir Viking gemisi 460 üreticinin bir yıllık artık üretimini gerektirirdi. Belirttiğimiz gibi bu da yağma ile karşılanırdı. Küçük gemilerse daha az yatırım gerektiriyordu. Fakat rakamlar halkın iyi bir şekilde örgütlenmesi gerektiği ve ağır bir yük taşıması gerektiğini gösteriyor. Gövdeleri itibariyle simetrik olarak inşa edilmiş Viking gemilerinde dümen yeri, yelken donanımı gibi detaylara rağmen geminin baş veya kıçından bahsetmek yanlıştır. Gemi simetriği gemilere çift taraflı olarak kullanım imkanı sunmaktadır. Şartlara bağlı olarak Viking çağı denizcileri kıyı seyri sırasında ya her gece durarak kamp yapar ya da seyir halindeki gemide uyuyarak dinlenirdi. Doğal olarak Kuzey Denizi veya Kuzey Atlantik'te seyrederken gemide uyurlardı. Kıyı seyre esnasında gece yapılan kamplarda çadır yerine gemi yelkeni veya geminin üstünü örten bir materyal kullanılırdı. 9. yüzyılda standart bir uzun geminin mürettebatı en az 50 kişiden oluşurken bu sayı 10 ve 11. yüzyılda 100'ü aşmıştır gemi mürettebatı hakkında fikir edinebileceğimiz yegane kaynak olan yazılı kaynaklar da Viking çağı gemi organizasyonuna dair kısıtlı bilgiler vermektedir. Runik yazılar ve sagalar ise bu konuda yetersiz kalmaktadır. Denize açılma sürecinde standart bir gemideki mürettebat ve bunların görev dağılımı gemi inşasının başlamasıyla eş zamanlı olup gemi inşa süreci ve seyir faaliyeti ayrı olarak düşünülemez. Sightmore, uzun gemilerden Seyir öncesi, sırası ve sonrasında sorumlu olan ve sıklıkla kral tarafından seçilen mürettebattır. "Saitmor" kelimesi çeşitli kayıtlarda geçmektedir. Tayfa için "skipan", her bir mürettebat için Skipari kelimesi kullanılır. Seyir esnasında Saitmor, yasada yazıldığı üzere gemi kurallarının uygulayıcısı olurdu. Tayfanın nöbet yerlerinde olduğunu görevlerini yerine getirip getirmediğini ve gemiyi izinsiz terk edip etmediklerinden emin olurdu. Her bir yolcudan da sorumlu olduğu gibi kaynaklar oranında geminin seyirde kalmasından da sorumludur. Sightmore'un seyir bilgisi de yüksektir. Geminin rota ve süratine karar vererek seyri yönlendirir. Yabancı sularda ise parası karşılığında yerel rehberler tutabilir. Sightmore büyük rota değişiklikleri veya mürettebattan birinin disiplinle cezalandırılması gibi konularda mot olarak adlandırılan bir çeşit seyir konseyine danışırdı. Bazı yazılı kaynaklara göre Sightmore'un ana direğin yanında oturağı vardı. Böylece tüm mürettebatı duyabilirdi. Bu gemiler Vikinglerin İstanbul'u işgal etmesini dahi sağladı. Öyle ki Doğu Avrupa nehirleri üzerinden Karadeniz'e açılan Vikingler, bir süredir İstanbul'da yani o yıllardaki adıyla Konstantinopol'de tüccar olarak faaliyet gösteriyor ve yağmaladıkları malları yahut köleleri İstanbul pazarlarında satışa çıkarıyordu. Bu masumane bir ticaret değildi. Vikingler ticari amaçla gittikleri bütün şehirlerin potansiyelini, hassas nokta ve dönemlerini, zenginliklerini ölçerek şehrin yağmalanma ihtimalini de göz önünde bulundururdu. Tarih 18 Haziran 860. Bizans İmparatoru Anadolu'nun doğusunda Araplarla savaşıyor. Tam da bu sırada Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giden 200 kişilik Viking ordusu şehre cehennemi yaşatacak. Bizanslılar onlara Rus diyordu. Rus kelimesi kürek çeken anlamına gelmekle beraber bir Viking kabilesi olarak günümüz Rusyasına adını vermiş ve o coğrafyaya yerleşmiş olan Viking gruplarının ismidir. Konstantinopole yani İstanbul'a saldıranlar da işte bu Rus adı verilen Vikinglerdi. Saldırganlar evleri ateşe veriyor, halkı katlediyor ve yakaladıklarını da canlı canlı denizde boğuyordu. Yağmacıları püskürtmek olanaklı değildi. Patrick Fatios cemaatini toplayarak Hz. Meryem'e şehri kurtarması için dua etti. Ancak şehrin varoşlarının yağmalanmasından sonra Ruslar Marmara Denizi'ne indiler ve adaları ele geçirdiler. Ruslar esirleri keserek evleri ve manastırları yağmaladılar. O sırada eski Patrik de adalarda sürgündeydi. Patrik'in hizmetçilerini dış sularda, gemilerde yakalamaları 22 gün aldı ve onları baltalarla parçalara ayırdılar. Binlerce İstanbullu, Halka korku yayılması için parçalara ayrılarak Viking gemilerinin önlerine asıldı. Bu bir Viking geleneğiydi. Çünkü dehşet havası yaymak demek kendilerine karşı gerçekleşecek olan direniş ihtimalini de ortadan kaldırmak demekti. İnsanlar Hristiyanlığı küçümsemek için ters haça çivileniyor, kelleler gemilere asılıyor yahut diri diri ateşe veriliyordu. Bu sırada Bizans doğuda Araplarla Ege acıklarında ise hem Araplar hem de bir başka yağmacı Viking grubu olan Normanlarla savaş halinde olduğu için İstanbul'daki yağmayı önleme gücünden yoksundu ve 18 Haziran'da başlayan işgal nihayetinde 4 Ağustos günü yağmacıların işlerini tamamlaması sonucunda son buldu. Böyle olmuştu Bizans'ın Viking'le tanışması. Psikopat Potaius birkaç gün sonra verdiği vaazda bu süreçte şahit olduklarını Konstantinopolis şehrinin maruz kaldığı dehşeti anlatacaktı. Deneyimledikleri bu tehlikenin kendilerine karşı gerçekleşen bu ani saldırının tanrının gazabından ve öfkesinden başka bir şey olmadığını söyleyecekti. Günahlarının çokluğuna karşı tanrıdan gelen bir ceza. Yaşananların zorluğu ve acımasızlığı karşısında Bizans kilisesinden gelecek alışılmış bir söylemdi bu. Fakat daha sonra ekleyeceği cümleler hem kendisinin hem şehir sakinlerinin hem de Bizans'ın Vikinglerle hangi hissiyatlarla tanışmış olduklarını gösterecekti. Ne idüğü belirsiz, bir kaydı olmayan, köleler arasından sıralanmış, önemsiz ve hatta bize saldırana kadar bilinmeyen bir millet, diyordu onlar için. Bir deniz dalgası gibi sınırlarımız üzerine çöküldü ve sanki vahşi bir domuz gibi, ahali sanki bir ot, Samanya'da tahılmış gibi yalayıp yuttu. Onlar insandan hayvana hiçbir ayrım yapmayan, kadınların zayıflığına saygı duymayan, nazik yavrulara acıma hissetmeyen, yaşlı adamların ak saçına hürmet etmeyen, insan doğasına karşı acıma hissettirecek hiçbir şey tarafından yumuşamayan, her yaştan ve cinsiyetten insana kılıcını arsızca saplayan insanlardı. Ne sütteki bebeklere, ne bebeğini emziren annelere acıyorlardı. Genç yaşlı, kadın erkek, insan hayvan ayırt etmeden öldüren bir katliğe şahit olmuştu Potaius. Bu cümleler sadece onun şahitliğini değil, bütün bir şehrin deneyimini ifade ediyordu. Vikingler geldikleri yere dönerken arkalarında sadece kan ve acı bıraktı. Kan ve acı. Fakat zaman Vikingler ve Bizans arasındaki bu dehşet verici tanışmanın aksine iyi bir ilişki seyreyledi. Bizans İmparatorluğu hem böyle bir dehşetin bir daha yaşanmaması, hem de ticari ağları çok gelişmiş olan bu insanlardan faydalanmak için onlara çeşitli imtiyazlar vermeyi kabul etti. Öyle ki artık Vikingler İstanbul'a diledikleri gibi gelebilecekler. Hamamları diledikleriince kullanacaklar. Şehirdeki ekmek, şarap, balık gibi ihtiyaçları imparatorluk himayesinde karşılanacak. Artık burada rahatlar ama sadece tüccar olarak. İmparatorluğun iki şartı var. Birincisi gelen kalabalık gruplara kota konulacak, ikincisi ise şehre ancak silahsız girilecek. Dersini alan Bizans İmparatoru, Vikinglerin savaşçılığından o kadar etkilenmişti ki onlarla ticari anlaşma yapmanın ötesinde kendisine elit bir Viking koruma birliği dahi kurdu. Bu birlik kraliyet ailesinin özel koruma ekibiydi ve onlara Varen adı verildi. Hatta bu adamların izini bugün Ayasofya'da bile görüyoruz. Bir Viking muhafızı izlediği Hristiyan ayininde çok sıkılmış olacak ki günümüzde Ayasofya'nın üst katında bulunan mermere kendi adını kazımıştı. yazan Yazankaya hala Ayasofya'da sergilenmektedir. Sadece bu da değil. Ayasofya'nın galeri katında Güneydoğu istikametinde iki adet savaşçı figürü de mermere kazılmıştır. Birisi piyade olarak yayanken, diğeri bir atın sırtında elindeki mızrağı yerde yatan rakibine saplamaktadır. Başka bir çizimde iki adet balta grafitisi güney galerideki duvara mermer kaplama üzerine kazınmıştır. Viking Muhafız Birliği'nin kaynaklarda dikkat çeken diğer bir özelliği ise imparatorluk ordusunun alışık olmadığı ancak İskandinavların sembolü haline gelmiş olan baltaları. Özellikle de çift el baltalarıdır. İmparator ile imparatoriçenin yakın muhafızları ellerindeki baltalarıyla bilinirler. Bizans prensesi ve Vakanevisi Anna Komnenos onlar için şöyle der: Sırtlarında ağır demirden kılıçlar taşıyan Varangianlar krala sadık kalmayı ve onun şahsını koruyup kollamayı aile geleneği gibi bir çeşit kutsal güvence ve nesilden nesile devredilen bir miras gibi önemserler. Bu saflıklarını korurlar ve ihanetin en ufak zerresine dahi katlanamazlar. Kimileri Konstantinopol'de ticaret ve muhafızlıkla uğraşırken, bir kısım Viking ise dünyanın daha batısına gitmeye hazırlanıyor. Ladnabuk yazmalarında İzlanda'nın nasıl keşfedildiği detaylı olarak anlatılmaktadır. Öyle ki Floki isimli bir Viking kaşif, daha önce anlatıla gelen toprakların keşfi için ailesiyle birlikte yelken açar ve İzlanda'yı ilk keşfeden olmasa da yeniden bularak yerleşim sağlayan ilk isim olur. Olayın hikayesi ise ilginçtir. 868'deki zorlu yolculukta yanına üç kuzgun alan Floki açık denizde bu kuzgunları bırakır. İlk kuzgun daha önce uğradıkları Fareo adalarına geri döner. İkincisi havada dolanıp gemiye geri döner. Üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçar ve geri dönmez. Floki de kuzeybatı yönüne doğru ilerler ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfedip karaya çıkar. Karşılaştığı buz dağları nedeniyle buraya İzlanda adı verilir. İlerleyen süreçte İzlanda'da ilk Viking yerleşimleri kurulmaya başlanır ve Danimarka'dan, Norveç'ten çeşitli aileler buraya gelirler. İzlanda'nın coğrafi yapısı ise İskandinav mitolojisini derinden etkileyecek ve hatta buraya Anadolu'dan da bir iz bırakacaklardır. Hem sıcak su kaynakları hem de buzlu yapısı nedeniyle İzlanda ürkütücü bir yerdir. Vikingler Sörtsheller ismini verdikleri bir mağara keşfederler. Burası bir mil uzunluğa ulaşan bir lav mağarasıdır. Dünyanın bu ücra yerinde bu dev ateş çukuru o kadar ürkütücüdür ki Vikingler İskandinav mitolojisinde önemli bir figür olan ve bir gün dünyayı alevli kılıcının ateşiyle yutacağı kehanet edilen ateş devi surttan esinlenerek buraya bu ismi verirler. Mağara yaklaşık 100 yıl boyunca ritüellerin merkezi olarak kalır ve Vikingler mağaranın içerisine canavarın çıkmasını önlemek için 750 bin kemikten oluşan bir set yaparlar. Çünkü Surt, İskandinav mitolojisinde güneydeki ateş devlerinin başı Ateşler ülkesi Muspelheim'in hükümdarıdır ve adı kara anlamına gelir. İnanca göre dünyanın sonu geldiğinde, Ragnarok'ta yani kıyamette onun orduları kuzey tanrılarına saldıracak ve onları alt etmeye çalışacaktır. Surt'un kılıcı alevdendir ve dünyanın sonu geldiğinde ortaya çıkacak olan Surt her şeyi bu kılıçla yakacak ve en önemli tanrılardan biri olan Freyr'i öldürecektir ama kendi de yarattığı alevlerden ölecektir. İskandinav kıyametinin yani Ragnarok'un en önemli unsurlarından olan bu tanrı, ancak böylesine dev bir ateş çukuru olan mağarada yaşayabilir inancından ötürü vikikler set yapma gereksinimi duymuştu. Mağaradaki kazı ekiplerine öncülük eden ve Brown Üniversitesi'ndeki Antroloji Müzesi'nin müdür yardımcısı ve baş kreatörü Kevin Smith, arkeologların yapının yakınında Üçü Irak'tan getirilmiş 63 boncuk keşfettiğini söylüyor. Ayrıca ekip taş yapının yakınında Türkiye'nin doğusundaki bir mineral olan sarı zırnık kalıntılarını da buldu. Yani orpiment. Bu mineral o zamanlar nesneleri süslemek için kullanılıyordu. Ancak şimdiye kadar İskandinavya'da çok az örneği görülmüştü. Simit mağaranın içinde orpiment, yani sarı zırnık kalıntısı bulmak büyük bir şoktu, diyor. Kısacası Vikingler, dünyanın bir ucundaki İzlanda'da kıyametin en önemli tanrısının yaşadığı bu mağaraya Anadolu'dan bir iz bırakmayı da unutmamış. Vikingler için devler, canavarlar, hayaletler hayatın bir parçası kadar gerçekti. Çünkü coğrafya ve hava şartları büyük güçleri yorumlamaya müsait olacak kadar şiddetli ve görsel olarak zengindi. Hatta daha önce de bahsettiğimiz İbni Fadlan, Viking coğrafyasında karşılaştığı bir gök olayını korkular içinde kaleme dökerken, gökyüzünün kırmızı renge bürünüp atlıların ve savaşçıların belirdiğini, devasa varlıkların bulutlar arasında birbirleriyle savaştığını gördüğünü iddia ediyor. Gök olaylarının bu tarz yorumlanabilecek kadar güçlü ve zengin olması Viking mitolojisini besleyen temel unsurlardandı. Vikingler için iki önemli hayalet var. Hugbu, bir mezar içinde bekleyip buradaki eşyaları koruyan ruhtur. Druk, sonradan ayrılan ya da tekrar ayrılan ölümden sonra ayağa kalkan olarak da bilinir. Hayatta kalan ailesini veya toplumu rahatsız etmek için geceleri mezarından çıkan ruhtur. Duruklar, sıra dışı uzunlukta ve güçte olabileceği gibi her zaman açtır. Hem hava durumunu kontrol edebilir hem de geleceği tahmin edebilirler. Tüm bunların yanında şekil de değiştirebilirler. Birinin başı hukbu ile derde girmiş ise bu o hukbunun mezarını rahatsız ettiği içindir ve kişinin hatasıdır. Tıpkı tüm ölüler gibi hukbunun da sürekli olarak bir kurt gibi acıktığı düşünülürdü. Mezarına sebepsiz yere giden birini yiyebilirdi. Bunun dışında kendisini saklardı. Öte yandan bir duruk sır huysuz olduğu, yaşayanları kıskandığı ya da ölü gömme ritüellerinin uygunsuz olduğunu gözlemlediği için yaşayan birini herhangi bir nedenle rahatsız edebilirdi. Haliyle ölü gömme ritüelleri en önemlisiydi. Bu ritüeller ile ölüler şereflendirilerek iyi hatırlanmaları sağlanırdı. Bu nedenle de ritüeller doğru bir şekilde gerçekleştirilmediklerinde ölene karşı derin bir saygı eksikliği oluşurdu. Kuşkusuz ailenin hayatta kalan üyeleri sevdiklerine uygun bir uğurlama gerçekleştirebilmek için ellerinden geleni yapardı. Yine de ölünün bu çabaları tam olarak nasıl yorumlayacağı belirsizdi. Bu yüzden emin olmak için başka ritüeller oluşturulurdu. Böylece ölen kişi huzur içinde yatmıyorsa bile yaşayanlar huzura kavuşabilirdi. Hayaletlerden korunma. Viking çağında yaşayan İskandinavlar kendilerini ve ailelerini üzgün ya da kıskanç bir ruhun rahatsız etmesinin önüne geçmek için bir takım önlemler almışlardı. Kapıdan çıkarırken cesedin önce ayaklarının geçirilmesi, her iki ayağın ayak parmaklarının ya da ayakların birbirine dikilmesi, bacakların kırılması ya da ayakkabının veya çizmelerin birbirine bağlanması, bir evi ziyaret ederken kapıya üç kez vurulması, tısımlar ya da imgeler kullanılması, başın sarılması çeşitli önlemlerdi. Bunlardan gözlerin kapalı olması, ruhun nereye gittiğini görmesinin önüne geçmek içindi. Cesedin yeniden canlanıp yürüyebileceğine inandıkları için cesedin ayakları ya da parmakları birbirine dikilir böylece eve dönmesi zorlaştırılırdı. Bacakları ve bilekleri kırmanın veya ayakkabı ve çizme bağcıklarını birbirine bağlamanın amacı da aynıydı. En fazla emek gerektiren koruma ise ceset kapısıydı. Ceset kapısı için evin duvarlarından birinde bir açıklık oluşturulur, ardından da tuğlalarla kapatılırdı. Evden biri öldüğü zaman yıkılıp açılarak ceset buradan dışarıya çıkartılırdı. Bir cesedin yalnızca çıktığı açıklıktan eve geri dönebileceğine inanıldığı için ölen kişi kapıdan önce ayakları geçecek şekilde dışarı çıkartılıp mezarlığa götürülür ve ceset kapısı tekrar örülürdü. Viking çağı toplumunda karanlık çöktükten sonraki yıl boyunca ve özellikle de bir cenazeden kısa süre sonra ziyaret edilen birinin kapısına üç kez vurulması yaygın bir adetti. Tek vuruş bir ruhun varlığına yorulurdu. Kişi kapıyı açarsa ya delirirdi ya da bir daha kendisinden haber alınamazdı. Hayaletlerin sonbaharda harekete geçtiği ve kış boyunca da özellikle de Noel döneminde güç kazandıkları düşünülürdü. Kapıyı üç kez çalmanın Hristiyanlıktaki kutsal üçlüyle baba, oğul, kutsal ruhla da ilişkisi olabilir. Odin'in başı torun çekişi ve Hristiyanlığın gelişinden sonra haçlar, kapı dikmelerine, kapının hemen üstüne veya hemen içine oyulmuş küçük ahşap heykeller, imgeler ya da tılsımlar da ruhları uzaklaştırmak için sıklıkla kullanılmıştı. Ölünün göğsünün üzerine saman parçaları ya da açık makası haç şeklinde yerleştirmek de ruha huzur vermek ve geri dönmesini engellemek içindi. Odin'in kuzgunları, Hugin ile Mugin'i yani anlamları düşünce ve hatıra bu kuşları temsil eden kuş görselleri bir saygı göstergesi olarak mezarlıklara oyulurdu. Ayrıca bağlama ve gevşetme gücünü simgeleyen Odin'in yaşam ile ölüm üzerindeki yetkisini gösteren Odin düğümü simgesi de yine mezarlara işlenirdi. Yine de ölmüş bir ailenin üyesinin ya da arkadaşının ruhunu yatıştırmanın en iyi yolu onu mümkün olduğunca sevgiyle hatırlamaktı. İzlanda'nın keşfiyle açtığımız hayaletler kapısını kapatalım ve dönelim yeniden keşiflere. Vikinglerin İzlanda'ya yerleşmesi dünyayı etkileyici kullan yeni keşiflerin yolunu açıyor. Bu sefer merkezdeki karakterimiz Kızıl Erik. Saçının ve sakalının renginden dolayı Kızıl lakabını alan Erik, İzlanda destanına göre Thorwald Advalso'nun oğlu olarak Norveç'te doğdu. Farklı cinayetler nedeniyle Kızıl Erik'in babası Norveç'ten sürüldü ve 10 yaşındaki Erik de dahil olmak üzere ailesiyle birlikte Norveç'ten batıya yelken açarak İzlanda'ya yerleşti. Saldırgan bir mizaca sahip olan Erik, her ne kadar çiftlik kurup sıradan bir hayat yaşamaya çalışmışsa da bir süre sonra kendisini olayların içinde bulacaktı. Köleleri komşusunun bahçesinde heyelan olmasına neden olunca komşusu Eri'nin kölelerini öldürür. Bunun üzerine misilleme yapan Erik de bu işe karışanları öldürerek intikam almaya kalkınca İzlanda'dan 3 yıllığına sürülmesine karar verilir. Daha sonra babasının Norveç'ten getirmiş olduğu değerli eşyalarını saklaması için emanet ettiği arkadaşının bu eşyaları saklamadığını öğrenince onu da öldürür. Ancak Eri'nin hem soylu olması hem de mücadeleci ruhu tüm bu sorunlara rağmen bir kesim maceracının çevresinde toplanmasına da neden olmuştu. Sürgün hayatını eskilerin hikayelerinde anlatılan bir ülkeyi aramakla geçiren Erik, sonunda kızı ve birkaç yakın arkadaşıyla birlikte Grönlandı keşfeder. Dostlar, buzul denizlerinde çok ama çok uzun mesafeler katetmenin ne derece cesaret istediğini ve zorlu bir yolculuk gerektirdiğini unutmayın. Erik sürgünü bitirip İzlanda'ya döndüğünde, keşfettiği yeri İzlanda'dan daha çekici bir isimle Grönland olarak tanıtır. O iyi bir pazarlamacıdır. Çünkü keşfedilen yeni topraklarda yaşayabilmek için oraya kalabalık bir nüfusun yerleşmesinin gerektiğini bilmektedir. Bu yüzden Grönland der, yani yeşil ülke. Başından beri yanında olan ailesi ve kendisine katılan maceracılarla birlikte 985 yılında 25 gemilik yolculukla Grönland'a yerken açarlar. Ancak 11 gemi yolda batar ve sadece 14'ü Grönland'a ulaşabilir. Gittiklerinde buzla kaplı bir ülke olduğunu gören Vikingler gülerek burası hiç yeşilin olmadığı yeşil bir ülke derler. Nihayetinde yerleşim kurulmaya başlanır ve Grönland yeni bir Viking vatanı olur. Sonraki yıllarda ise kendisi kadar maceracı olan oğlu Leif Erikson ona katılan Vikinglerle birlikte daha batıya yelken açmaya karar verir. Bu adamlar Amerika'ya ayak basan ilk Avrupalılar olarak Christoph Kolomb'dan 500 yıl önce tarihe isimlerini kazıdılar. Leif Erikson'un Amerika topraklarında kurduğu Kanada'nın Newfoundland kıyılarındaki bu ilk yerleşke günümüzde hala ziyaret edilebiliyor. Ancak ilginçtir ki verimli topraklara sahip bu köy hiç beklenmedik şekilde bir anda öylece terk edilip gitmiş. Yıllar sonra yeniden bulunduğunda her şeyin öylece yerinde bırakıldığı görülmüştü. Bu insanları alel acele şekilde buradan gitmeye zorlayan şey ne olabilirdi? Terk edişin nedeni kesin olarak bilinmese de birçok insan yerlilerin saldırılarından dolayı Amerika'nın ortalarına doğru gittiklerini ve bu nedenle kurdukları köyü öylece bıraktıklarını düşünüyor ama kesin bir yanıt ortada yok. Aynı yüzyılda ise Avrupa'da durum oldukça karışık. Ticaret, yağma, savaş ve tarımın da getirisiyle zenginleşip güçlenen Viking toplulukları artık içlerinden güçlü krallar çıkarmaya başlamıştı. Daha öncesinde Viking kabilelerinin kralları ya yoktu ya da ancak dar bölgelerde etkin isimler mevcudiyet buluyordu. Ancak artık güçlü ve düzenli ordulara sahip olabilecek seviyedeler. Maddi kaynakları artan Viking kralları bu sayede daha önce macera için yağma yapan küçük grupların yerine 5-6 bin savaşçıya ulaşan ordular kurmayı başardılar. Fransa, İngiltere, İspanya, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, İtalya kelimenin tam anlamıyla yangın yeriydi. Avrupa'nın içinden geçen nehirler Viking gemilerinin ulaşımını kolaylaştırdığı için karşılarında durulamıyordu. 845 yılında Paris bunlardan nasibini alacak ve saldırıları Türk tarihini de derinden etkileyecekti. Öyle ki Paris'i işgal etmek için gelen sayıları 4-5 bin arasında değişen ve efsanevi Viking kralı Ragnar olduğu düşünülen Regin Herusa bağlı Viking ordusu Sen nehrine çekilen zinciri aşmak için gemileri karadan yürütecekti. İlerleyen ordu Nisan ayında Paris'e ulaşmış. Vikingler şehre saldırarak ele geçirmiş ve yüklü miktarda tazminat aldıktan sonra yağmayı sona erdirerek zenginlik içinde kentten ayrılmıştır. Bu, Vikinglerin gemileri ilk defa karadan yürütüşü değildi. Viking gemileri yapılışları itibariyle nehirlerde de yol almaları planlandığı için tahta kızaklar aracılığıyla karadan yürütülmeye müsait olarak tasarlanıyordu. Bazen kuruyan nehirlerin alçak bölgelerinden geçebilmek için bazen gemilerini saklamak için, bazen de kendilerine karşı önlem almış düşmanlarına, arkalarından baskın yapabilmek için gemilerini karadan taşıdıkları yüzlerce olay Avrupa topraklarında zaten yaşanmıştı. Hatta Vikingler Konstantinopolis işgalinde de bu yöntemi kullanmışlardı. Fakat Paris kuşatmasının önemi bu hamlenin kitaplara geçirilerek Avrupa'nın çeşitli yerlerine ulaşmasıydı. Ve bu durumun Okumayı çok seven, büyük bir kütüphanesi bulunan, Yunanca, Latince gibi dillere ileri seviyede hakim olan Fatih Sultan Mehmet'e ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Ancak burada henüz çözülmemiş bir soru işareti de var. Fatih Sultan Mehmet'e okuduğu kitaplar mı yoksa kendisinden 115 yıl önce aynı taktiği uygulayarak gemileri karadan yürüten Umur Bey'in mi esin kaynağı olduğu bilinmiyor nitekim ilk Türk denizcileri arasında yer alan ve 1338 yılında İnebahtı Körfezi'ni geçebilmek için gemileri 10 kilometre karadan yürütmesiyle Fatih Sultan Mehmet'e ilham kaynağı olabileceği belirtilen Aydınoğulları Bey Umur Bey bu tekniği kullanmıştı. Büyük Denizci'nin mezarı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi mahallesinde bulunuyor. Peki ünlü Viking dizisinde izlediğimiz Ragnar karakteri gerçek miydi? Tarihçilerin görüşlerine göre Ragnar Lodbrok tek bir kişi değil, 800'lü yıllarda yaşamış ve Vikingleri altın yıllarını yaşatmış olan çeşitli liderlerin mitleştirilmiş hali. En çok üzerinde durulan isimse Paris kuşatmasında da bahsettiğimiz Regin Herus. Ancak efsanelerde Ragnar'ın çocukları olarak geçen Björn, Ivar, Ube ve Sigurd gibi isimlerin gerçek tarihi figürler olduğunu biliyoruz. Fakat onların Ragnar'ın çocukları olduğuna dair ölümlerinden yüzlerce yıl sonra yazılmış olan efsaneler dışında elimizde tarihsel hiçbir veri yok. Şahısların yaşadığı döneme ait Anglo-Saxon ve Frank kayıtlarında da bu adamların babasının kim olduğuna dair tek bir cümle bulunmuyor. Kardeş olduklarını dahi bilmiyoruz. Daha da öteye gidecek olursak Ragnar Lodbrok kelimelerini birleşik olarak tek bir isim halinde ilk defa 1120 yılında İrlandalı bir yazarın metinlerinde görüyoruz. Kısacası tarihi veriler ve efsaneler analiz edildiğinde ortaya çıkan Ragnar Lodbrok kelimeleri aslında ünlü ve haklarında az bilgi olan Viking krallarının efsanevi bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi gelelim Viking döneminin nasıl son bulduğuna. 793 yılında İngiltere'de manastırın Vikinglerce yağmalanmasıyla başlayan Viking çağı, 1066 yılında İngiltere'ye yönelik bir dizi istila hareketi gerçekleştiren İskandinavyalı kralların İskandinavya'da paganlık yerine Hristiyanlığın yayılmasını desteklemeleriyle kapandığını kabul ediyoruz. Tarihin 1066 olarak baz alınması ise Stanford Köprüsü Muharebesinin temel alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu muharebe, İngiltere'yi işgal etmek isteyen Viking kralı Harald Hardraga'nın ölümüyle sonuçlanmıştı. Kral Hardraga, Konstantinopolis'te Varek muhafızlarına katılıp komutanlığa kadar yükselmişti. 1047 yılında eski kral ölünce ülkesine dönüp Norveç kralı olmuştur. İngilizce konuşanlar arasında genellikle 1066 yılında başarısız İngiltere işgaliyle hatırlanır. Haraldın 25 Eylül 1066 tarihli Stanford Köprüsü Muharebesi'ndeki ölümü istilanın sonunu getirmiş ve bu olay sıklıkla Viking çağının sonu olarak kaydedilmiştir. Aslında Viking çağının bitişi kısa zamanda olmasa da Hristiyanlaşmaları mantık çerçevesinde temel kabul ediliyor. Nitekim aynı yıl yani 1066 yılında başka bir Viking İngiltere'yi tamamen işgal etmiş ve kraliyetini kurmuştur. Bu isim ünlü kral Fatih William'dır. Norman Vikinglerinden olan William'ın ve diğer Normanların çoğunlukla Hristiyan oluşları her ne kadar İngiltere'yi işgal etmiş olsalar da onların kendilerini artık İskandinav Vikinglerinin değil, Avrupa halklarının bir parçası olarak görmelerine neden olmuştu. Peki Normanlar aslında kimdir? İskandinavya'dan Fransa kıyılarına gelerek burada Rollo'nun önderliğinde yerleşim sağlayan Vikinglere Kuzeyliler yani Normanlar denmiş ve yaşadıkları coğrafyaya da Norman diye adı verilmiştir. Norman Vikingleri Fatih William önderliğinde İngiltere'yi istila ederek kalıcı bir hakimiyet kurduğunda artık İngiltere'nin Avrupa'nın bir parçası olması sağlanmıştı. Öyle ki yüzlerce yıl boyunca Normandiyalı hanedan hem Viking tahtını yönetmiş hem de Fransa tahtını yönetmişti. Bu da uzun bir müddet Fransa krallarıyla İngiltere krallarının birbirlerini kuzen olarak tanımlamalarına neden oldu. Ancak artık İskandinav merkezli Viking dönemi son bulmuştu ve Fatih William'ın ölümünden bir süre sonra da İngiltere'deki Norman Vikingleri bulundukları coğrafyanın kültüründe erimeye başladı. 11. yüzyılda artık Avrupa'da da değişim vardı büyük şatoların inşa edilmesiyle Vikinglerin istila ve yağmaları önlenmeye başlamış ve derebeylikler güçlerini giderek arttırmıştı. Norman Vikinglerinin bazıları ise güneyde İtalya ve Sicilya'da Norman Krallığını kurdular. Ancak bir fark vardı. Bu bölgeleri işgal etmiş olsalar da hem Müslüman Araplara hem de Ortodoks Bizans'a karşı kazandıkları zaferler nedeniyle artık Papa'nın takdirini alıyorlar ve onun elinden taç giyiyorlardı. Vikinglerin Hristiyanlaşması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Onların Hristiyan olmalarıyla Avrupa'daki en büyük karışıklıklar son bulmuştu ve kıta birliği sağlanmıştı. Ayrıca onlar başarılı savaşçılardı. Vikinglerin bu yönünden faydalanmayı iyi bilen Papalık Haçlı Seferlerini başlattı ve eskiden Avrupa'da Hristiyanların kanını döken Vikingler artık Haçlı ordularını yönetmeye başladı. Fatih William'la beraber neredeyse tüm Avrupa'daki krallar Viking kökenli krallara dönüşmüştü. Neredeyse tüm Avrupa'daki hanedanları ele geçirmişlerdi. Haçlı ordularını yöneten komutanların da çoğunluğu aynı şekilde Viking'ti. Hatta Antakya, Kudüs gibi şehirler Haçlı orduları tarafından ele geçirildiğinde Norman Viking'lerinden olan ailelerin yönetimine bırakılmıştı. Yine de hem bütün kıtaya dağılmış olmaları hem de Hristiyanlığa geçmiş olmaları zaman içerisinde asimile olarak kaybolmalarıyla sonuçlandı. O büyük savaşçılar, o maceracı isimler artık birer Avrupalıydı. Çok az Viking İskandinav topraklarında atalarının o eski ve hikayelerle dolu anılarını yaşattı. Ve insanlığın gördüğü en maceracı dönemlerden biri işte böyle son buldu. Ben denizin ötesindeki sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.